Sabah kahvesi. Kanal Sim'den, Sabah Kahvesi'nden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 26 Ekim Pazartesi haftanın ve yeni yayın döneminin ilk sabah kahvesine hoş geldiniz. Efendim herkese güzel bir gün diliyoruz. Birazdan günlük gazetelere bakacağız. Kıbrıs Türk medyasındaki gazetelerin manşetleriyle başlayacağız. Sonra detaylar, ardından spor gündemi, ekonomi ve dünyadaki gelişmelere bakacağız. Türkiye medyasında, İngiltere medyasında bugün çıkan gazetelerden başlıklar aktaracağız sizlere. Sabah kahvesine hoş geldiniz. Saat 9'dan itibaren ise radyo gazetesiyle yine her zaman olduğu gibi karşınızda olacağız. Saat 8.45'te daha doğrusu bugün eski başbakanlardan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Sayın Özkan Yorgancıoğlu stüdyomuzda olacak. Yine her zaman olduğu gibi soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz program boyunca. Onun dışında ise biliyorsunuz ki telefon bağlantılarımızı her cuma serbest kürsüde gerçekleştiriyoruz. Serbest kürsüde yine yeni yayın döneminde de telefonlarınızı almaya devam edeceğiz. Bunu da eklemiş olalım. Evet, yeni yayın dönemiyle ilgili birkaç bilgi aktaralım ve sonra gazetelerin manşetlerine geçelim. Artık saatler biliyorsunuz bir saat geri alındı. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren ve Türkiye ile iki haftalık sürecek bir saatlik farkımız oluştu. Bununla birlikte yeni yayın döneminde de denk geldi saat değişimi ve biz bu sene ana haberin saatini 18'e çektik. Yani eski saatle ne saatseydi şimdi o saat olacak. Dolayısıyla bugüne kadar hep 19'daydı ana haber. Artık saat 18'de sizlere ana haberde Serkan Soyalan hafta içi her gün seslenmeye başlayacak ve Bizemiz programı ile aynı gökyüzü altında programı da saat 18'den 19'a alınmış oldu. Bugünden itibaren değerli izleyenler bu değişikliği de belirtmiş olalım ve bakalım gazetelerin manşetleri neler söylüyor bugün. Hızlı manşet turumuzu yapıyoruz. Yeni Düzen gazetesinin birinci sayfasında manşette Avrupa'dan vergi farkı başlığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin en düşük kurumlar vergisi oranları Kıbrıs'ta %12.5 Güney Kıbrıs, %10 Kuzey Kıbrıs. Az sonra detaylarını da paylaşacağız sizlerle birinci sayfalardan. Kıbrıs'ın manşetinde kişi başına 18 bin Türk lirası borcumuz var başlığını görüyoruz bugün. Merkez Bankası risk merkezi verilerine göre bireysel krediler her geçen gün biraz daha büyürken vatandaşın borç yükü de artıyor. Kıbrıs gazetesi bunu manşetinden aktardı okuyucularına. Havadis gazetesinde CTP'liler beni asar başlığıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı Mehmet Ali Talat'ın açıklamaları var. Havadis'e konuşan CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat kabine değişikliğini yorumladı. Türkiye'den talimat aldı iddialarını yanıtladı. Saray yönünde dar ağacı kurarlar dedi. Sağlıkta grev, Afrika gazetesinin bugünkü manşeti. Tıp İş bugün 9-12 saatleri arasında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde uyarı grevine gidiyor. Afrika'da bu haberi manşetinden aktardı. Bu sesi duyun dedi Halkın Sesi gazetesi manşetinde. Ülkede her gün gittikçe artan kanser hastalıkları sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların da korkulu rüyası halinde. Sarı Kıbrıs'ta kaynak tükendi, tarlalar sürülemedi başlığını görüyoruz manşette. Tarım Bakanlığı'nda yaşanan kaynak sıkıntısı yüzünden her yılın Ekim ayında sürülen tarlalarda hazırlık yapamayan çiftçi bir hafta içerisinde ödeme yapılmazsa tohumlama da yapamayacak. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Kıbrıs Rumlardan Avrupa Birliği vetosuna Maraş şartı. Az sonra tüm detaylarını aktaracağım size. Detay gazetesi sağlıkta kaos başlığıyla buluştu bugün okuyucularıyla. Ortam gazetesi ise felaket başlığını kullandı. Kıbrıs'ın kuzeyinde neredeyse her aileyi can ve mal kaybına uğratan, bireysel ve toplumsal travmalara yol açan trafik kazaları 2015'te bugüne kadar 23 can aldı. Evet, böylelikle manşet turumuzu tamamlamış olduk. Evet, sırada gazetelerin ön sayfa ayrıntılarından oluşan basın turumuz var.
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 43. maddesine uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı açtığı davanın duruşması da bugün başlıyor. Doktorlar grevde, ikinci iş mahkemede, her iki haber de bu şekilde fotoğraflı olarak aktarılıyor. Ve başına silah dayayıp soydular dünkü flash haberlerden biriydi. Alsancak'ta 3 kişi aracının önünü kestikleri Yorgios Tsoris'in başına silah dayayıp yüklü miktarda para, banka kartları ve bazı evrakları çaldılar. Polis bültenine göre dün sabah 12.30 sıralarında veya önceki gece de denilebilir. Alsancak'ta Kani Akansu Caddesi üzerinde Yorgios Tsoris'in yönetiminde bulunan kiralık aracın önü plakası meçhul bir araç içerisinden inen meçhul 3 erkek şahıs tarafından kesildi ve çantasındaki 4000 euro, 2000 Türk lirası, 10 adet muhtelif banka kartı, 2 adet iPhone, 6 Lenovo cep telefonu ve 2 adet pasaport, sürüş ehliyeti, banka dokümanları, kullandığı araca ait anahtar ve ev anahtarlarını çalmışlar. Soyguncular aranıyor polis tarafından. Yeni Düzen'den son bir başlık. Ayde çözüm fırsatı yıllardan sonra daha iyi dedi. Esprin Bart Ayde'nin açıklamalarını Yeni Düzen iç sayfalarda veriyor. Kıbrıs Gazetesi ile devam ediyoruz. Kişi başına 18 bin Türk lirası borcumuz var. Merkez Bankası Risk Merkezi verilerine göre bireysel krediler her geçen gün biraz daha büyürken vatandaşın borç yükü de artıyor. 2015 Eylül sonu itibariyle bireysel kredilerin miktarı 3 milyar 582 milyon Türk lirasını buldu. Devlet Planlama Örgütü'nün nüfus sayımı istatistiklerinde belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sayısına göre Eylül 2010'da 6.759 Türk lirası olan kişi başına düşen bireysel kredi miktarı 2015'e kadarki 5 yıllık sürede %164 artarak 17.818 Türk lirasına ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre mahkemelik borçlar her geçen gün biraz daha artıyor. Eylül 2015 verileri bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının 267 milyon Türk liralık kısmının ödenemediği için tasfiye halindeki borçlar adı altında mahkemelik olduğunu gösteriyor. Kişi başına düşen mahkemelik borç miktarı ise 1328 Türk lirası. Bankalar Kalkınma Bankası ile TMFSİF nezdindeki kredilerden oluşan sektör kredileri yılın 3. çeyreğinde 12 milyar 440 milyon Türk lirasıyla bugüne kadarki en yüksek noktasına çıktı. Kredilerin 10.8 milyar Türk lirasını nakdi kredilerden, 958 milyon Türk lirasını TGA'den ve 594 milyon Türk lirasını ise gayri nakdi kredilerden oluşuyor. Haberin detayları ise Kıbrıs Gazetesi'nin iç sayfalarından aktarılıyor. Tıp İş Devlet Hastanelerinde Öğretmenler Sendikası Gönyeli İlkokulu'nda bugün grev yapıyor. Haftaya grevlerle başlıyoruz dedi Kıbrıs Gazetesi. Ercan Havaalanı itfaiye bölümündeki grevin ertelenmesini eleştiren Anne Memurları Sendikası, sendikaya bağlı başka iş yerlerinde de eylem gerçekleştireceğini açıkladı. Anne Memurları Sendikası dün Ercan Havaalanı girişinde mücadeleye devam kararını basın açıklamasıyla duyurdu. Zeytinyağı, sebze ve balık çok faydalı. Kıbrıs Gazetesi'nin başlık kenarıyla devam ediyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırmada Akdeniz diyetiyle beslenenlerin beyinlerinin daha hacimli olduğu saptandı. Beş daimi ülke aynı tarafta. Ayde müzakereler sürecinde gerginlik ve sinirlenmenin doğal olduğunu söyledi ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fırsat yıllardan sonra daha iyi açıklamasında bulundu. Garanti sistemi kalkmazsa sorun çözülmez. Bir diğer açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Kocias ülkesinin net görüşünü açıkladı. Garantilerin korunmasının Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi için bahane anlamına geldiğini ileri sürdü. Garantör Avrupa Birliği Christodoulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere başlıklarının açılması konusunda Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini açıkladı garantör Avrupa Birliği. Amerika müzakerelerin başarısız olmasını istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekirse sürece aktif müdahalede bulunabileceği öne sürülüyor. Bu haberin detayları da Kıbrıs Gazetesi'nin iç sayfalarından aktarılıyor. Para basan daire.
Motorlu Araçlar Mukayyeti Dairesi, seyri sefer ve muayene ücretlerinden Ağustos ayı sonuna kadar 49 milyon 944 Türk lirası topladı. Bu haberde Kıbrıs'ta para basan daire başlığıyla aktarıldı okuyuculara. Ceza 2.2 milyon Türk lirası, tahsilat 460 bin Türk lirası. Çalışma dairesinin 2015 Ağustos ayı sonuna kadarki sürede kestiği cezaların sadece %20'si tahsil edilebildi. Tek amacı Kıbrıs'a yardım, iki toplumun işbirliği için bugüne kadar 2 milyon euro hibe veren iş insanı Stelios Hacioannou, ada üzerinden para kazanmak yerine para vermeyi tercih ettiğini söyledi. Tony Blair 2003 yılında Amerika'nın öncülüğünde İngiltere, Avustralya ve Polonya'nın desteğiyle gerçekleşen Irak'ın işgali sırasında yapılan hatalar nedeniyle özür diledi. İstihbarat yanlıştı, özür dilerim. Hadis var sırada değerli izleyenler. CTP'liler beni asar demiş CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat. Neden? Havadis'e konuşan CTP Genel Başkanı Talat, kabine değişikliğini yorumladı. Türkiye'den talimat aldı yorumlarını, iddialarını yanıtladı. Saray önünde dar ağacı kurarlar ve beni asarlar. Kabinedeki değişikliğin Türkiye'nin talimatıyla gerçekleştiği iddialarına yanıt veren Talat, bu yönde bir talimat alsam CTP'liler beni saray önünde asar. Partilileri bilmeyenler, CTP'nin geçmişini bilmeyenler ancak bu yorumu yapabilir dedi. Talat, 3 bakanlıkta yaptıkları görev değişikliğinin yeni bir motivasyon sağlamak amacıyla yapıldığını da belirtti. Talat, hükümete yeni bir motivasyon getirmek istedik. Gençleştirme gerekçesiyle yapılmadı diye konuştu Talat. Neden dışarıdan atama yapılmadığı veya eski bakanlardan bazılarının göreve çağrılmadığı sorusunu ise şöyle desem inanır mısınız? Bulamadık. Dışarıdan atayacak birini bulamadık. Eskiden bakanlık yapmış olanlardan da istemedik. Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı olmasın dedik diye yanıtladı. Ve Kemal Deniz Dana konusunda ne dedi Talat? Cumhurbaşkanı haklı dedi. Samimi olarak söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı Turizm Müsteşarlığı konusunda haklı gördüm. Bu işin ayıbı yok. Bir görevi daha iyi yapabileceğine inandığınıza verirsiniz. Ne ilgisi var atanmak istenen kişinin turizmle? Başka yere atasın itirazım yok ama bence Cumhurbaşkanı bu konuda haklıdır dedi Mehmet Ali Talat. Ve Akıncı'nın Kemal Deniz Dana'nın atanmasıyla ilgili tavrını doğru bulduğunu belirtti. Kıbrıs sorunuyla ilgili Güney kaynaklı bir haber. Rum eski Dışişleri Bakanı Nigos Rolandis, Anastasiadis'e iki kesimlilik ve dönüşümlü başkanlığı zaten kabul etmiştik, samimi ol çağrısı yaptı. Anastasiadis samimi davranmıyor dedi Dışişleri eski bakanı Rolandis bugün. Rumları yine Rumlar soydu. Alsancak'taki soygunla ilgili böyle bir başlık. Alsancak'ta Yorgios Tsouris'in kullandığı aracın önünü Rum plakalı bir araçla kesen 3 kişi Tsouris'i ciddi şekilde darp edip başına silah dayadı ve aracının içerisinde bulunan 4000 euro, 2000 lira, 10 adet muhtelif banka kartı ve birçok elektronik eşyayı çaldı. Olayı gören çevre sakinleri polise haber verdi. Polis soyguncuları her yerde arıyor. Trafikte 2015'te 23 can kaybı var. Trak hayat 23 ölü bizim için felakettir ve hiçbir şeyin değişmediğini gösterir. Toplum farkında olsun ve değişim talep etsin dedi Trak hayat. Ve Girne'nin ortasında sefaleti yaşıyorlar. Başlıklı haber fotoğrafla aktarılmış. Sosyal yardım maaşıyla geçinen 48 yaşındaki Şemsi Kaya'nın maaşı gerekçe gösterilmeden kesildi. Bakmakla yükümlü olduğu iki küçük çocuğuyla ortada kalan çaresiz anne ve çocuklar duyarlı vatandaşların yardımıyla karınlarını doyurabiliyor denilmiş haberde. Halkın Sesi ile devam ediyoruz. Sırada Halkın Sesi gazetesi var. Bu sesi duyun dedi Halkın Sesi gazetesi bugünkü manşetinde. Ülkede her gün geçtikçe artan kanser hastalıkları sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların da korkulu rüyası halinde. Lefkoşa Doktor Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde halen tedavi görmekte olan 23 çocuk bulunuyor. Ancak hem hastalar hem de aileler hastanedeki doktor, hemşire ve donanım eksikliklerinden dert yanıyor. Çocuk onkoloji bölümünün yeni binaya taşınmayacak olmasının da derin üzüntüsünü yaşıyor.
Biz griple savaşamıyoruz. Lütfen sesimizi duyun, bizi burada bırakmayın. Bizi hapsolduğumuz küçük koridorlardan çıkarıp daha iyi şartlarda yeni binaya yerleştirin. Bu sözler lösemili çocukların ailelerine ait. Halkın Sesi gazetesine konuşan aileler, toplayın çocuklarımızı, onlar anlatsın, biz susalım. Belki çocuklarımızı bir duyan olur diyerek mesaj veriyor. Çocuğu hastalıkla mücadele eden bir annenin feryadıysa sözün bittiği an oluyor. Çocuğun lösemi dediler, gerisini getirmediler ve ben bir bavula tüm hayatımı sığdırıp Türkiye'ye gittim. Çünkü hastanede bunu teşhis edebilecekleri cihaz ve laboratuvar yoktu. Her an Türkiye'ye gidiyor, orada da testler yapıyor. Kendi cebimizden her gidişimizde 5-6 bin Türk lirası ödüyoruz. Evini, arabasını satan veya bankaya ipotek verip giden aile biliyorum. Bunu bize niye reva görsünler? Dedi. Halkın Sesi de bu haberi bu sesi duyun başlığıyla aktardı okuyuculara. Sağlıkta hizmetler duracak. Doktorlar bugün tüm devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde greve gidecek. Acil servislerde sadece acil tıbbi hizmete ihtiyaç duyan hastalara müdahale edilecek. Detaylar ise Halkın Sesi gazetesinde. Afrika'nın manşetinde sağlıktaki grev var değerli izleyenler. Bugün aciller dışında hastanelerde kimseye sağlık hizmeti verilmeyecek. Sağlıkta grev manşetiyle çıktı gazete. Tıp İş bugün 9 ile 12 saatleri arasında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde uyarı grevine gidiyor. Greve nöbetçi hekimler ve acilde görevli hekimler dışında tüm üyeler katılacak. Sendikadan yapılan açıklamada acil servislerde sadece gerçek hizmete ihtiyaç duyan hastalara bakılacağı belirtildi. Tıp İş Başkanı Slavusar İncirli, kamu sağlık merkezlerinde hekim eksiklikleri dayanılmaz boyutlara ulaştı dedi. Hemen yukarıda öğretmenler de grevde başlıklı haber. KÖTÖS bugün 8 ile 11 arasında Gönyeli İlkokulu'nda grev yapıyor. Okulun müdür muavini, öğretmen, özel eğitim öğretmeni ve hademe ihtiyaçları karşılanmıyor denilmiş. Ve Üstler bölgesinde Garavulli'ye izin yok başlıklı enteresan bir haber var. Güneydeki hasta Rum arkadaşını ziyarete gitmekte olan Koray Baş Doğrultmacı aracındaki Garavulli'ye geçiş izni vermeyen polisle tartışınca tutuklandı ve daha sonra teminatla serbest bırakıldı. Alsancak'ta silahlı soygun aktardık az önceki gazetelerden. Benli denemeden suyu içmeyin dedi. Anamur suyunun Gönyeli'ye ulaştığı bildirildi. Belediye Başkanı Ahmet Benli halka yaptığı duyuruda deneme sürecinde suyu içmemeleri uyarısında bulundu. Ve trafikte bu yılın başından bugüne kadar 23 kişinin öldüğü Afrika'da da haber olmuş. Star Cross'la devam ediyoruz. Kaynak tükendi, tarlalar sürülemedi başlığı var Star Cross'ın manşetinde. Tarım Bakanlığı'nda yaşanan kaynak sıkıntısı yüzünden her yılın Ekim ayında sürülen tarlalarda hazırlık yapamayan çiftçi bir hafta içerisinde ödeme yapılmazsa tohumlama da yapamayacak. Geçen yıl yaşanan kuraklık çiftçileri vururken Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre 752 bin dönüm ekili tarla kuraklıktan zarar gördü. Yaşanan kuraklık hem çiftçileri hem de hayvanlarını arpayla besleyen hayvan üreticilerini mağdur etti. Kasım ayı itibariyle tarlalarını tohumlamak zorunda olan çiftçiler Tarım Bakanlığı'ndan iyi bir haber beklerken Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan, Ekim ayı başında tarlaların sürülüp hazırlanması ve Ekim sonu itibariyle de tohumlanması gerektiğini, ancak gelinen noktada ürün parasını, doğrudan gelir desteği ve mazot parasını alamadığı için çiftçilerin hazırlık yapamadığını dile getirdi. Alkan, eğer bizim hükümetimizle sorun çözülemiyorsa biz de Türkiye hükümetinden yardım isteriz şeklinde konuştu. Alkan, çiftçiler için ayrılan kaynağın başka yerlere aktarıldığını, şimdi yaşanan sorunların nedeninin kaynağının başka yerlere aktarılması olduğunu ifade ederek tarıma ayrılan kaynağı ne yaptılar bize söylesinler dedi. Kazalarda toplam 604 kişi hafif, 93 kişi ise ağır yaralandı. Trafikte 2015'te 23 kişi hayatını kaybetti. Ev arkadaşıyla temizlik yapmadığı gerekçesiyle kavga eden Osman Yıldız bıçağa sarıldı. Detaylar iç sayfalarda. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias garantiler sistemi kalkmadan çözüm olmaz dedi.
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bart Ayde, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fırsat yıllardan sonra daha iyi açıklamasında bulundu. UBP Parti Meclisi Lefkoşa adayı savaşan, siyaseti olan güven sarsılmıştır dedi. Detaylar Star Kıbrıs'ta. Vatanın manşetinde Rumlardan Avrupa Birliği vetosundan Maraş şartı başlığı var. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinde Güney Kıbrıs'ın vetoya karşılık Maraş dediği belirtildi. Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Avrupa Birliği başlıklarına ilişkin vetoyu ancak Maraş konusunda ilerleme sağlanırsa kaldırabileceğini açıkladı. Güney'in 2009 yılında tek taraflı olarak dondurduğu başlıklardaki vetoyu Türkiye'nin Maraş konusunda ilerleme sağlaması dışında kaldırmasının söz konusu olmadığı kaydedildi. Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ileriki günlerde bir araya geleceğini ve Türkiye'ye ilişkin katılım başlıklarının açılması konusunu görüşeceğini açıkladı. Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulis, daha fazla başlığın açılmasının mümkün olabilmesi için belirli faaliyetler ileriye götürülmeli. 23 ve 24. fasıllar için Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in kapalı Maraş'ın yasal sahiplerine geri verilmesi önerisi de bulunuyor. Bu da bize iki faslın açılması ihtimalini incelemeleri olanağını tanıyacaktır deniliyor haberde. Trafik raporu 2015'te 23 ölü ilk 8-9 ayda. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu önceki gün yapıldı. Erbakan, Türkiye güçlü ekonomik yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde istihdam oluşturarak KKTC'nin kalkınmasında ve kendi kendine yeter hale gelmesinde öncü rol oynamalıdır dedi. Tıp İş bugün uyarı grevi yapıyor. 9-12 saatleri arasında Mevlevi Köyü'nde yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı ve saatlerin bir saat geri alındığını hatırlatıyor Vatan Gazetesi okuyucularına. Detayla devam ediyoruz. Sağlıkta kaos başlığı var Detay Gazetesi'nin manşetinde. Tıp İş Başkanı Doktor Sıla Usar, sağlıkta tasarruf insan hayatından tasarruftur. Hekimler insan hayatı için vardır. Kamu hastaneleri halkındır. Kamu hastanelerini çökertmeye çalışanlar halk düşmanıdır. Siz halkın hastanelerinden vazgeçmiş olabilirsiniz. Biz vazgeçmedik dedi. Tıp İş bugün 9-12 saatleri arasında kamu hastaneleriyle sağlık merkezlerinde uyarı grevine gideceğini, greve nöbetçi hekimler ve acilde görevli hekimler dışında tüm üyelerin katılacağını açıkladı. USAR, kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinin fiziki koşulları günümüzün gereklerinden çok uzak. Acil servis ve ameliyathanelerimiz bakımsız, olması gereken altyapılardan yoksundur. Devlet hastanelerine yatırım yapılmamaktadır dedi. USAR açıklamasında devlet elini kamu sağlık hizmetlerinden çekme gayreti içinde olduğu için sözün bittiği yerde grevdeyiz dedi. Sakar Cumhurbaşkanı yeniden seçilme derdinde Anastasiadis'e Güney Kıbrıs'ta tepkiler artıyor. Cyprus Mail'de kaleme alınan makalede Anastasiadis'in 2016 yılında yapılacak seçimleri düşünerek çözüm sürecinde ayağını sürdüğünü yazdı. Mausa'da anlamlı kermes, Mausa Gelişim Akademisi ile hayvanseverler sokak hayvanları için kermes düzenledi. Trafikte 2015'te 23 kişi hayatını kaybetti. Bu haber Detay Gazetesi'nde de birinci sayfadan aktarıldı. Hükümet yasaları çiğniyor. Anne Memurları Sendikası, hayat pahalılığına karşı hükümetlerin önlem almaması, hükümetin protokol masasına oturmaması gerekçesiyle başlattığı eylemlerini sürdürüyor. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halk fakirleşiyor dedi. Döviz nedeniyle halkın fakirleştiğini, borçlu sayısının arttığını, borçların ödenemediğini, çek yasaklarının arttığını, devletten alacağını alamayan üreticilerin büyük mağduriyetler yaşadığını belirten Özyiğit, sürdürülebilir olmayan bu yapının değişmesinin şart olduğunu belirtti. Ortam Gazetesi felaket manşetini attı. Kıbrıs'ın kuzeyinde neredeyse her aileyi can ve mal kaybına uğratan, bireysel ve toplumsal travmalara yol açan trafik kazaları 2015'te bugüne kadar 23 can aldı. Trafik kazaları toplumsal bir sorun olmaya devam ediyor. Yıllardır halkın gündemini en çok meşgul eden, bazı sivil toplum örgütlerinin de mücadele alanı olan trafik kazaları sürdürülen çabalara rağmen her gün can yakmaya devam ediyor.
Trafik kazalarında 12 Ekim itibarıyla bu yıl 23 kişi can verdi. Ölümle sonuçlanan 20 trafik kazasında 17'si erkek, 4'ü kadın ve ikisi de çocuk olmak üzere toplam 23 can hayattan koptu. Kazalarda toplam 604 kişi hafif, 93 kişi ise ağır yaralandı. Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Trak Hayat Başkanı Hüseyin Sevay, trafik güvenliği sistemi oluşturulsun diye kaç yıldır uğraşıyoruz ama ne yazık ki siyasilerin hiçbir adım attığı yok. Dolayısıyla 23 ölü bizim için felakettir ve hiçbir şeyin değişmediğini gösterir. Bu kadar basit, dedi. Hüseyin Sevay, trafikte çocuklarını korumayı bilmeyen bir toplumdayız ve hem aileler hem sistem denetim açısından ele alındığında durum felakettir. Bizi sürekli felaket bekliyor. 23 kişinin ölümünün sorumluluğunu alacak, hesabını verecek hiçbir yetkili de yoktur. Toplum bunun farkında olsun ve değişim için talepkar olsun, diye çağrı yaptı. Ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor, sürmanşetteki haber. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede ekonomiden üretime, sağlıktan eğitime kadar hiçbir şeyin yolunda gitmediğini belirtti. Ülkemizdeki sorunlar acil çözüm bekliyor, diyen Özyiğit, birçok vaatlerle iş başına gelen ve çözüm üretmesi gereken hükümetin ise tıpkı geçmiş hükümet gibi henüz halk yararına icraat yapmadığını vurguladı. Döviz nedeniyle halkın fakirleştiğini, borçlu sayısının arttığını, borçların ödenemediğini, çek yasaklarının arttığını, devletten alacağını alamayan üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, sürdürülebilir olmayan bu yapının değişmesinin şart olduğunu belirtti. Ve bu haftaya grev ve eylemlerle başlıyoruz. Ortamın da ön sayfadan girdiği haber. Kıtözgün Yeli İlkokulu'nda grev, bakanlık önünde açıklama yapacak. Tıp işte uyarı grevi yapıyor 9-12 saatleri arasında. CEYDA'dan başkan adaylarına çağrı, söz verip kurultay sonucunu mahkemeye taşımayacağımızı peşinden ilan edelim, dedi UBP'de ve Ziya Baba, Ziya Rızkı anılıyor. Limasol Serdarı, Temsilciler Meclisi üyesi, belediye başkanı, milletvekili olarak Kıbrıs Türk toplumuna hizmetler vermiş olan Ziya Rızkı ölümünün 21. yıl dönümünde yarın anılıyor. Rızkı için ilk olarak Girne'deki büstü önünde saat 9.30'da bir tören yapılacak. İkinci tören ise Ziya Rızkı'nın Karaoğlanoğlu mezarlığındaki kabri başında saat 10'u çeyrek geçe yapılacak. Ziya Rızkı'yı anma törenleri var değerli izleyenler. Böylelikle basında bugünün sonuna geldik. Değerli izleyenler, şimdi de sırada spor gündemi var. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Yeni Düzen'in spor manşeti, binatlı lider dinlemedi. 2-0'la geçti Mausa Türk gücünü. Polemidya gargacıları dün 2-0'la mağlup yolladı Mausa'ya. Lefke istediğini aldı. 2-1'lik sonuç. Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1'le geçti. Çetin Kaya zirveye yürüdü 3-0'la ve Mor Menekşe'yi 10 kişi kalmasına rağmen 3-0 gibi net bir skorla geçti. Çetin Kaya bu sonuçlarla 11 puanla lider oldu. Binatlı ikinci sırada yine 11 puanı var. Yeni Cami ve Lefke 3 ve 4. sırayı paylaşıyorlar. 10'ar puanları var. Daha sonra da düne kadar lider olan Mausa Türk Gücü 5. sıraya geriledi. 9 puanla ve 8 puanla Doğan Türk Birliği devam ediyor sıralamada. Derbide kazanan yok. 1-1'lik skor dün akşam Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçta birer puanı pay ettiler. Kıbrıs'ın spor sayfasıyla devam ediyoruz. Binatlı'nın zirve yürüyüşü. Sezon başında küme düşme adayları arasında gösterilen Binatlı, ortaya koyduğu futbol ve aldığı neticelerde alkış almaya devam ediyor. Polemitiyalılar zirvede bulunan Mausa Türk gücünü Kemal Uçaner ve Bello'nun golleriyle devirerek aynı puana sahip lider Çetin Kaya'nın averajla hemen ardına yerleşti. Yıldız Bursa'da parladı.
2015 Rally Cross Kupası'na katılan ülkemizin başarılı rallicisi Ömer Yıldız ve yardımcı pilotu Mehmet Kasımoğlu birinci gelerek önemli bir başarıya imza attı. Ege Otomobil Sporları Kulübü ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından Bursa-İznik Gölü kenarında yer alan Orhan Gazi Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışta tüm rakiplerini geride bırakarak ülkemize de önemli bir gurur yaşatmış oldu. Kadıköy'de gülen yok, skor 1-1. Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Şükrü Saracoğlu stadında yapılan müsabakada Fenerbahçe'nin golünü 37. dakikada Diego Ribas atarken Galatasaray'ın golünü 83. dakikada Olcan Adın kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ve Galatasaray puanlarını 18'e yükseltti. Lefke'den iskele çıkarması, Gençler Birliği 1, Lefke 2, Koltuk Meraklısı Çetinkaya, Davi Çetinkaya 3, Mor Menikşe 0. Bu haberlerin detayları da Kıbrıs'ın spor sayfalarında. Havadis efsane zirvede manşetiyle Çetinkaya'nın 3-0'lık galibiyet sonrası liderliğe uçuşunu aktarıyor. Mor Menekşe karşısında 3-0 galip geldi Çetinkaya. Afrodisya'da Zafer Bedel Güney ikilisinin olduğu Özcafer'i önemli görev, genç iş adamlarından Mehmet Özcafer'in yönetim kurulu kararıyla genel başkan yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi. Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nda. Binatlı'nın zirve inadı 2-0'lık Mausa Türkücü galibiyeti. Türk Ocağı'nda Erseven dönemi başladı. Geçen günlerde de çıkmıştı bu haber. İskele tükeniyor, 2-1 ile mağlup oldu Gençler Birliği dünkü maçta. Ve Lefke derbide birlik beraberlik, birbirlik Fenerbahçe Galatasaray beraberliği aktarılmış. Halkın Sesi gazetesinin spor sayfasına göz atalım. Bu kez Çekilin Yoldan Polemitya geliyor başlığını görüyoruz. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'in yeni ekibi Binatlı şampiyonluk hedefindeki Mausa Türk Gücü'nü güzel futbol sonrasında mağlup etti. Binatlı lider Gav Çetinkaya ile aynı puana ulaşıp gol avarajıyla ikinci sıraya yerleşti. Binatlı'nın ilk golünü atan ve futbolda adeta ikinci baharını yaşayan kaptan Kemal Uçaner takımını sırtlayan isim oldu. Diğer gol ise Bello'dan geldi. Ocak Rıza Erseven'le yola devam. Süper Lig ekibi Türk Ocağı'nda teknik direktör Hasan Topaloğlu'nun istifası sonrasında takımın başında Yeni Cami maçına çıkan teknik direktör Rıza Erseven de yola devam kararı alındı. Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınörs yaptığı açıklamada Erseven de yola devam etme konusunda anlaştıklarını belirterek bu akşam da futbolcularla çok kritik bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti. Kadıköy'de kazanan çıkmadı. Süper Lig'de dev derbi Kadıköy'de sahne aldı. Kazanan olmadı. Zaman zaman heyecanın tavan yaptığı mücadelede Fenerbahçe'nin Diego ile bulduğu gole Galatasaray Olcan'la cevap verdi. Ezeli rakipler birer puanda yetindi. Manchester derbisinde sürpriz skor 0-0 ve detaylarsa İngiltere'nin hafta maçında bu haftanın maçında iki Manchester ekibi karşı karşıya geldi. Bol gollü geçmesi beklenen maç 0-0 sona erdi. Detaylarsa iç sayfalarında Halkın Sesi gazetesi. Afrika'nın manşetinde Polemitya'nın zaferi var. Binatlı lideri devirdi başlığıyla çıktı gazete. Süper Lig'in zirvesindeki Mausa Türk gücünü konuk eden Binatlı 2-0 galibiyet elde ederek hem çıkışını sürdürdü hem de rakibini liderlikten etti deniliyor spotta. Zorlu Afrodisya 2015 yarışı Bedel Güney ikilisi kazandı. Mehmet Özcafer'in Türkiye Gençlik ve Spor Federasyonu'nda görev alışı ve Beşiktaş bugün Antalya deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe evinde Galatasaray'a karşı galibiyet serisi sona erdi. Afrika'nın da yer verdiği haberler. Star Kıbrıs'a devam ediyoruz. İki derbi, iki beraberlik. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan sezonunun 9. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kaldı.
Gayo Çetinkaya da zirve yaptı. Skor 3-0. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'de Çetinkaya, Mor Menekşe Engeli'ni zorlanmadan 3 farkla kazanarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu. 25. dakikada Burak'ın kullandığı korner atışında Mor Menekşe defansı topu uzaklaştıramadı. Topla buluşan Lovar'ın yerden sert vuruşunda top ağlara gitti ve Girne Amerikan Üniversitesi Çetinkaya 1-0 öne geçti. 77. dakikada kazanılan serbest vuruşla Burak'ın topunu iyi takip eden Bernek oldu. Rakip defansın hareketsiz kalmasını iyi değerlendirerek skoru 2-0 yapan golü attı ve Tansel'in attığı golle de skor 3-0'a çıktı. Lefke'de yüzler gülüyor. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'de Gençler Birliği Lefke'ye mağlup olarak ligin dibine düşüşünü sürdürdü. Lefke ise Setrik'in golleriyle maçı kazandı. Hamitköy Dumlu Pınar'a patladı. Kıbrıs Türk Petrolleri 1. Lig'in önemli karşılaşmasında Hamitköy Dumlu Pınar'ı 4-1 gibi farklı skorla mağlup ederek namağlup olarak yoluna devam etti. Vatan'ın spor manşetinde Zorlu Afrodisya yarışını Bedel Güney ikilisi kazandı başlığı var. Open tenis turnuvası sona erdi. 12 Ekim'de Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında başlayan 2015 Lefkoşa Open tenis turnuvası 24 ve 25 Ekim'de oynanan toplam 12 kategoride yapılan maçlarla son buldu. Antalya'da ilk madalya Gingi'den Antalya Limak Limra Otel'de gerçekleştirilen Türkiye Darts Şampiyonası 1. ayak müsabakalarında mücadele eden Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Karması Kaptanı Cemal Gingi gümüş madalya aldı. Ve sürmanşette derbide gülen yok. Kadıköy'deki maçta 37. dakikada Diego ile öne geçen Fenerbahçe Olcan Adı'nın golüne 83'te engel olamadı ve 1-1'lik sonuç çıktı. Detayla devam ediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi Çetinkaya zirvede. Kıbrıs Türk Petrolleri futbol liglerinde 5. hafta geride kalırken Süper Lig'de Gayo Çetinkaya konuk ettiği Mor Menekşe'yi evine eli boş gönderdikten sonra liderliğe yükseldi. 11 puanla liderliğe yükselen Gayo Çetinkaya Mor Menekşe galibiyetiyle son haftalarda beraberlik serisine de son vermiş oldu. Ligde haftanın son maçlarında Çetinkaya Mor Menekşe karşısında 3-0 üstün ayrılırken bu sezon Süper Lig'de büyük başarılara imza atan Binatlı Malsa Türk Gücü'nü 2-0 mağlup ederek averajla ikinci sıraya yerleşti. Binatlı 11 puanla ikincilik koltuğuna otururken bu sezon oynadığı futbol ve elde ettiği başarılarla futbol severlerinde sempatisini kazanmaya başladı. Hasret 17 seneye çıktı. Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 17 seneye çıktı. Ve ortamın spor manşeti Çetinkaya yeniden lider 3-0. Zirveye oynayan Gayo Çetinkaya zor günler yaşayan Mor Menekşe'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Lefke kendine geldi 2-1'lik Gençler Birliği deplasman galibiyetiyle Binatlı zirveye göz kırptı. 2-0'lık Mausa Türk Gücü galibiyetiyle Hamitköy dolu dizgin Antalya'da ilk madalya Gingi'den ve böylece ortamı da tamamladık. Değerli izleyenler, spor gündeminin de sonundayız. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Ve bakalım ekonomide neler var. Kopbank ekonomi haberlerini sunar.
Sosyal ve Ekonomik Konsey, Salı günü Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan ve 2016-2018 dönemini kapsayan orta vadeli program taslağını görüşecek. Salı günü Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı saat 9.30'da başlayacak ve 17'ye kadar devam edecek. Taslağı almayan konsey üyeleri Devlet Planlama Örgütü'ne başvurarak program taslağını temin edebilecek. 17.si düzenlenecek Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu başkanlığında yapılacak. Açıklamada ilgili kurum ve kuruluşlara taslağa katkı koyma çağrısı yapıldı. Bank ekonomi haberlerini sundu. Ve sırada dünya var. Değerli izleyenler, İngiliz basınında bakalım neler var, neler yok. İngiltere basınında Avrupa liderlerinin ilave yer konusunda anlaştıkları haberi var. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği'nin 11 üye ülkesi ve Avrupa Birliği üyesi olmayan 3 ülkenin liderleri olağanüstü zirvede mülteci akını karşısında alınacak önlemleri görüştü. Geçen hafta içinde Yunanistan'a her gün 9.000'den fazla mültecinin geldiği bildiriliyor. Bunun bu yıl şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğu kaydediliyor. Anlaşma uyarınca Yunanistan yıl sonuna kadar toplam 30.000 kişinin kalacağı merkezler oluşturacak. Birleşmiş Milletler Örgütü de 20.000 kişiye ilave barınma imkanı sağlayacak. Almanya ve İskandinav ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin güzergahındaki Balkan ülkelerinde ise 50.000 ilave yer oluşturulacak. Liderlerin uzlaşıya vardıkları noktalar şöyle: bir hafta içinde mülteci akınıyla baş etmekte zorlanan Slovenya'ya 400 polis memuru gönderilecek. Haber vermeden mülteciler komşu ülkelere yönlendirilmeyecek. Diğer ülkelere mülteci sayıları hakkında bilgi aktaracak irtibat görevlileri atanacak deniliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel zirvede mülteci akınını Avrupa'nın en büyük sınavlarından biri olarak niteledi. Balkanlardaki daha küçük ülkeler mülteci akınında kaynaklarının yetersiz kaldığını söylüyor. Macaristan aynı gerekçeyle Hırvatistan ve Sırbistan sınırlarını kapadı. Mülteciler bunun üzerine alternatif yollar aramaya başladı. Avrupa Birliği liderlerinin vardığı uzlaşı bu şekilde anlatılıyor. İngiliz kadın psikopos Tanrı erkek değil dedi. İngiltere'de Lordlar Kamarası üyeliğine seçilen ilk kadın psikopos olan Rachel Trevick, din insanlarına Tanrı'dan erkekmiş gibi söz etmemeleri çağrısında bulundu. Bugün Lordlar Kamarası'ndaki ilk oturumuna katılacak olan Anglikan Kilisesi'nin en üst düzey kadın din görevlisi Gloucester Piskoposu Trevick, bize Tanrı'nın insanları kendi suretinde yarattığı söylendi. Ben de Tanrı'nın suretinde yaratıldıysam o zaman Tanrı erkek olarak görülmemeli. Tanrı, Tanrı'dır dedi Trevick. Tanrı'dan söz edilirken İngilizce'de erkekler için kullanılan he ya da kadınlar için kullanılan she zamirleri yerine Tanrı sözcüğünün tercih edilmesini istedi. Independent gazetesinde konuşan bazı üst düzey din kadınları Anglikan Kilisesi'nde yıllardır devam eden bu tartışmada Trevick'e destek belirtiyor. Trevick, Lordlar Kamarası'nda temsil edilen 26 din insanından biri olarak sosyal adalet, mülteci, evsizler ve ev içi şiddet konularına odaklanmak istediğini söylüyor. Kadın din insanı Tanrı erkek değildir. Ona he diye onu he diye tanımlamaktan vazgeçin dedi. Ve Polonya'da Avrupa Birliği karşıtı bir parti, Hukuk ve Adalet Partisi kazandı seçimi. Dün yapılan parlamento seçimlerinde Hukuk ve Adalet Partisi önde çıktı. Sandık çıkış anketleri partinin beklendiği gibi oyların %39'unu alıp tek başına hükümet kuracağına işaret ediyor. Parti lideri Jarosław Kaczyński zaferlerini ilan ederken Merkez Sağ Yurttaşlık Platformu'nun lideri Başbakan Eva Kopacz yenilgiyi kabul etti. Hukuk ve Adalet Partisi'nin özellikle kırsal kesimde büyük bir halk desteği var.
Resmi sonuç sandık çıkış anketlerindeki gibi olursa ülkenin yeniden demokrasiye geçtiği 1989'dan bu yana ilk kez bir parti tek başına iktidar olacak. Kaczynski teşekkür konuşmasında yasaları uygulayacağız ama intikam peşinde koşmayacağız. Kimseyle hesaplaşmaya çalışmayacağız dedi. 2010'da Rusya'da uçağının düşmesi sonucu ölen eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin ikiz kardeşi olan 66 yaşındaki Kaczynski'nin birkaç ay sonra başbakanlığı devralabileceği ama onun öncesinde bir başka isme Beata Szijjártó'ya başbakanlığı verebileceği söyleniyor. Polonya'da önemli ağırlığa sahip Katolik Kilisesi'ne yakın olan Hukuk ve Adalet Partisi sosyal yardımları artırma ve vergi indirimi vaadinde bulundu. Kürtajın ve tüp bebeğin yasaklanmasını destekleyen parti, Rusya'dan kaynaklanan tehdidin göğüslenmesi için güçlü bir NATO'ya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yurttaşlık, evet, Polonya ile ilgili haber böyle. Yurttaşlık platformu ise Avrupa Birliği ile bağların güçlendirilmesini istiyor. Yurttaşlık platformunun 8 yıllık iktidarı döneminde önemli bir ekonomik büyüme sağlanmıştı. Ben de yani Varşova'ya birkaç defa hatta daha fazla gittim. Giderek gelişen özellikle de Ukrayna ile birlikte 2 belki 3 yıl önce miydi yapılan Avrupa Şampiyonası finalleriyle ilgili önemli gelişme sağlamıştı. Orada yapılan yatırımlar, statlar, altyapı yatırımları önemli bir katkı sağlamıştı ekonomiye. Japonya'da oy veren Türk ve Kürtler arasında çatışma çıkmış değerli izleyenler. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Türk konsolosluğunda oy vermeye giden Türklerle Kürtler arasında arbede çıktı. Ajans France Presse en az 12 kişinin yaralandığını belirtti. Japon Kyodo haber ajansı da konsolosluğun önünde en az 500 kişinin oy vermek için toplandığını ve sabah 6.30 sıralarında ilk tartışmanın çıktığını, daha sonra güvenlik kuvvetlerinin konsolosluk yakınına konuşlandığını belirtti. Ve bir Türk seçmen, Kürt seçmenlerin bayrak açmak istemesi üzerine gerginlik çıktığını belirtti. Ajansa konuşan ve üzerindeki tişörtün yırtık olduğu görülen Kürt seçmen ise arkadaşlarımla arabamdayken bir anda Türklerin saldırısına uğradım dedi. Japonya'da yaklaşık 3600 Türkiye yurttaşı yaşıyor ve orada da çatıştılar oy verirken. Belçika'dan bir haber. Çocuk yaşta cinsiyet değiştirme talebinde artış. Belçika'da 18 yaşından küçükler arasında cinsiyet değiştirmek isteyenlerin sayısında ciddi bir artış olduğu belirtiliyor. Geçen yıl reşit olmayan 45 kişi cinsiyet değiştirmek için başvuruda bulunmuş. Değerli izleyenler, konuyu hazırladığı programda gündeme getiren televizyon yapımcısı Eric Goyens'a göre günümüzde cinsiyet değişikliği konusunda konuşma ve düşünme yaşı düştü ve Belçika Adalet Bakanlığı da transfobi gibi cinsiyet ayrımcılığı içeren suçlara yönelik ağır yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Blair'in açıklaması var. IŞİD'in yükselişinde Irak Savaşı'nın etkisi oldu dedi İngiltere'nin eski başbakanı. CNN'e konuştu ve Irak Şam İslam Devleti yani IŞİD'in yükselişinin Irak işgaliyle ilişkilendirilmesinde gerçeklik payı var dedi. Blair elbette 2003'te Saddam'ı devirenlerin 2015'teki durumdan sorumlu olmadığı söylenemez ancak 2011'de başlayan Arap Baharı'nın da bugünkü Irak'ta etkili olduğunu görmeliyiz. Ayrıca IŞİD aslen Suriye'deki üstlerinde ortaya çıktı, Irak'ta değil dedi. Irak işgali sırasında yapılan bazı istihbarat hataları ve planlama sorunları için özür dileyen Blair, dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in devrilmesinden pişmanlık duymadığını da belirtti. Evet, İngiliz basınında daha bir yığın haberi var ama burada noktalayalım. Türkiye medyasına bakalım. Türkiye'de çıkan gazeteler bugün ön sayfalarında hangi manşetleri attı? Bazı gazetelerden örnekler aktaralım. Türkiye'nin nabzını da tutabilmek için sabah kahvesinde. Bir Gün gazetesi bugünkü manşetinde
diyor ki cihatçılara özel hizmet binası Antep'teki 4 katlı binayı görüntüledik diyor. Cihatçıların ve silahlı İslamcı grupların geçiş güzergahı Antep'te ÖSO'ya ait 4 katlı hizmet binası 24 saat polis tarafından korunuyor. Kadın canlı bombada eczaneden ilaç almış. Emniyetin paylaştığı 4 canlı bombadan Hamza Tombak'ın ardından Yıldız Bozkurt kimliğini kullanan Sloban Yanuk'un da ilaç satın aldığı ortaya çıkmış. Sivas macerası 306 gün sürdü. Sergen Yalçın 4-0 yenilince takımı 2-0 Trabzon'a 2-0 mağlup oldu. Ve Sivas'taki görevine son verildi değerli izleyenler Sergen Yalçın'ın. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Cumhuriyet'in manşeti kasten öldürdüler. Dink davasında savcı iki polis şefine en ağır cezayı istedi. Hrant Dink iddianamesinde Ramazan Akgürek ve Ali Fuat Yılmazer için ağırlaştırılmış müebbet istendiği ortaya çıktı. Ailenin avukatı iddianame diğer polis müdürlerini de içermeliydi dedi. Ve Dilek dayanamadı. Armutlu'da polis kurşunuyla vurulan genç kız yaşam savaşını kaybetti. Ne yazık ki. Herkes aradı. AKP unuttu. Kılıçdaroğlu'ndan Altanlara ziyaret. Çetin Altan'ın ölümünün ardından aileye başsağlığı ve taziye mesajları yağarken hükümet kanadından kimsenin aileye taziyede bulunmaması dikkati çekti. 11. Cumhurbaşkanı Gül telefonla taziyelerini sunarken Kılıçdaroğlu Altan ailesini ziyaret etti. Çetin Altan'la ilgili anılarını paylaştı aileyi ziyaretinde. "1335 yıldır küllenmeyen ateş" başlıklı haber var. Kerbela katliamının 1335. yıl dönümü sadece İslam tarihinin değil, insanlık tarihinin de en hazin olaylarından birinin yaşandığı Kerbela'yı ve Muharrem'i Hazreti Ali yandaşları matem ayı olarak kabul ediyor ve bu ateş Türkiye'deki bütün Aleviler için hiç küllenmiyor. Katliamlar bu şekilde nesilden nesile acı olarak aktarılıyor. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in manşetinde 39 koltukta ince hesap başlığı var. Partiler 1 Kasım seçimlerinde 7 Haziran'da kıl payı kazandıkları veya kaybettikleri yerlere odaklandı. Herkes 35 ildeki 39 koltuğu kendi lehine çevirme hesabı yapıyor. Ve seçimle ilgili açıklamalar var. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Hürriyet uzun süredir Selahattin Demirtaş'ı en azından ön sayfasında ne fotoğraflı ne de açıklamasıyla vermiyor. Bunu da not edelim. Batı Türkiye'den dersler almalı demiş. Dünyanın en önemli entelektüelleri arasında gösterilen Noam Chomsky, yakından tanıdığı Türkiye'nin en güçlü yanını anlattı. Türkiye eğitimli ve entelektüel kesimlerin devlete karşı bu kadar keskin bir tavır aldığı tek ülke. Gazeteciler, akademisyenler, aydınlar ciddi cezalandırmaları göze alarak sivil itaatsizlik örnekleri sergilediler. Bu müthiş bir şey. Batı Türkiye'den ders almalı. Türkiye'nin mültecilere tavrı da bir derstir dedi Noam Chomsky. Günümüzün en önemli düşünürlerinden biri ve iletişim alanında da son derece önemli mesajları var. Barışa dönük önemli mesajları var Chomsky'nin. Milliyet terörle sınandık manşetini attı. İstanbul Yeni Kapı'da konuşan Başbakan Davutoğlu 7 Haziran'dan sonra milletimiz terörle imtihan edildi dedi. Toplama kampı olmayız dedi Kılıçdaroğlu. Yine yaparız dedi Devlet Bahçeli ve seçim haberlerinde Milliyet de Hürriyet gibi Selahattin Demirtaş'ı yok farz etti ön sayfada. Son dönemde böyle yapıyorlar ne yazık ki. Türkiye gereğini yapar Erdoğan, Tel Abyad tepkisi. Tel Abyad'a DAEŞ giriyor, daha sonra DAEŞ oradan çıkıyor ve Tel Abyad da bu defa PYD giriyor. Hepsi kolektif bir oyun diye anlatıyor o da. Erdoğan'da. Ve Taraf'la bitiriyoruz Türkiye medyasını. Taraf gazetesinde
bugünkü manşet. Bayraklar yarıya, ortağınız battı. Suriye'ye askerle girmenin işaretini veren Erdoğan'dan önce Katar Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte askeri müdahalede bulunacaklarını söyledi. Bu operasyon ekonomiyi batırır dedi. Ve devam ediyor. IMF'nin açıkladığı Orta Doğu ve Kafkaslar bölgesel ekonomik görünüm raporuna göre %50 oranında gerileyen petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan ekonomisi zor durumda. Yemen'de yoğun bir savaşa girişen Suudiler, savaşın finansmanı yüzünden de sıkıntılı Katar'ın da ilk kez gelecek yıl bütçe açığı vereceği düşünülüyor. Katar Dışişleri Bakanı Halil El Atiye, Türkiye ve Suudi Arabistan'la işbirliği yaparak Suriye'ye askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi. Türkiye bu iki ülkeyle savaşa girerse küçülen ekonomisi daha da batar. İktidar aklını başına toplamalı, ortakların ekonomisi batık durumda dedi. Yazı işlerinde kirli diyalog, pornografik kabataş yalanını manşete koyarken bundan sonra gezicilerin hiçbir meşruiyeti kalmaz diye plan yapılmış. Kabataş yalanının atıldığı günlerde Star yazı işlerinde editör olan Murat Seçkin'in medyaya bomba gibi düşen açıklamalarının ardından skandal bir konuşma daha çıktı sayfayı. Bu haberden sonra gezicilerin hiçbir meşruiyeti kalmaz diye konuşarak planlamışlar. Gazeteci Murat Seçkin taraftaki yazısında Star'da yaşadıklarını anlattı. Röportajı yapan Elif Çakır'a soruldu. Sana bunları bu kadın mı anlattı? Çakır'ın cevabı konuşacak hali yoktu ama ben ne demek istediğini anladım dedi. Hadi demek ki akıl okuyan röportajcılar da türedi ve bu şekilde insanları sıfırlamak istediler. Çözüm için risk alırız. Diyarbakır'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, eğer müzakere konusunda bir irade görürsek oy kaybeder miyiz? Hiç bakmadan anında müzakereleri destekleriz dedi ve taraf Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını verdi. Diğer birçok gazetenin aksine. Değerli izleyenler, Dünya Basını'nın da sonundayız. Böylelikle sabah kahvesinin sonundayız. Az sonra Radyo Gazetesi ile karşınıza olacağız. Radyo Gazetesi'nde eski başbakanlardan CTP milletvekili Sayın Özkan Yorgancıoğlu konuğumuz olacak. Soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz. Evet, haftanın ilk sabah kahvesinin sonuna geldik. Yeni yayın döneminin de ilk sabah kahvesiydi. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yarın sabahleyin 7.30'da yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Unutmayın, yeni yayın döneminde ana haber saat 18'de başlayacak. Bizimiz ve Aynı Gökyüzü programları ise Rum Devlet Televizyonu, CYBC ya da bildiğimiz adıyla RİK televizyonunca hazırlanan iki dilli Türkçe, Rumca ve Bizimiz programları hafta içi her gün saat 19'da yayına girecek. Bugünden itibaren gece 12'de de tekrarı olmaya devam edecek. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Görüşmek üzere. Sabah kahvesi.